Az önce siz de bahsettiniz deprem şehri Sakarya diye. Bildiğiniz gibi Türkiye de çok ciddi bir deprem ülkesi. Özellikle biz de Sakarya olarak 17 Ağustos'ta çok büyük acılar çektik. Hatta o günden bugüne de hep bir kentsel dönüşüm beklentisi içindeyiz. Deva Partisi'nin Sakarya ve Sakarya benzeri iller için deprem güvenliği açısından bir planlaması var mı? Bizim gerçekten ülke olarak deprem riskine karşı çok hızlı bir şekilde derlenip toparlanmamız lazım. Sakarya gerçekten deprem riskinin yüksek olduğu bir il ve Sakarya'ya şöyle bir baktığımızda özellikle yaşanan büyük depremden sonra orta hasarlı binalar ve az hasarlı binalarla ilgili bir kentsel dönüşümün hızlı bir şekilde devreye sokulması, devreye alması çok büyük önem taşıyor. Bununla ilgili rakamlara, detaylara girmeyeyim. Siz zaten benden daha iyi biliyorsunuz hani buradaki durumu. Ancak bu kentsel dönüşüm projeleri ancak ekonominin iyi olduğu, insanların gayrimenkul almak için yeterli imkana sahip olduğu ya da banka kredi faizlerinin düşük olup kendi imkanı kısıtlı olsa bile bir miktarda kredi desteğiyle konut alabileceği ortamlarda bu kentsel dönüşüm işliyor. Niye? Çünkü kentsel dönüşüm yaptığınız bölgede o kentsel dönüşümün maliyetini karşılamak için eski konut sayısına göre biraz daha fazla üretim yapıyorsunuz. Ve o hem daha önce konut sahibi olanlara benzer nitelikte imkanlar sunuyorsunuz ama aynı zamanda ilave oluşturduğunuz kapasiteyle, ilave oluşturduğunuz gayrimenkul kapasitesinde piyasaya sunarak oradan gelen gelirle projenin tamamını finanse ediyorsunuz. Yani kentsel dönüşümün aritmetiği böyle çalışıyor. Ama buradaki en büyük varsayım o ilave oluşturduğunuz gayrimenkullerin satılması ve oradan gelir temin edebilmek. Şu anda ekonomik tablo Türkiye'de gerçekten çok zayıf olduğu için özellikle kredi faizleri çok yüksek olduğu için kentsel dönüşüm projeleri rahat işlemiyor. Merkez Bankası'nın şu anda uyguladığı faiz %19 ve bu taban faiz. Piyasa faizi bunun çok daha üzerinde oluşuyor tabii ki. %23, 24, 25, 30 artık ucu açık. Kredi faizlerinin bu kadar yüksek olduğu dönemlerde parası olanlar faizlerini tutayım, konut mu alayım diye karar verirken faizle tutmayı tercih ediyor. Çünkü bu kadar yüksek faiz varken bekleyeyim diyor. Daha sonra konut alırım diyor yani. Kirada oturayım diyor. Parası olmayanlar da yine konut almak için kredi çekmek istediğinde bakıyor yine yüksek faiz. Bu kadar yüksek faizden ben kredi çekip nasıl yapacağım diyor. Dolayısıyla sistem kilitleniyor. Kentsel dönüşüm projelerinin hızlı yürümesinin anahtarı makroekonomik tablonun iyi olması, faizlerin düşük olması ve ülkede kaynakların bol olması. Vatandaşın satın alım gücünün yüksek olması. Bu olmadıktan sonra kentsel dönüşüm projelerinin finanse edilmesi mümkün olmaz. Zaten Türkiye'de şu son 4-5 yıldır kentsel dönüşüm yavaş işliyorsa bu tamamen makroekonomik sorunlardan kaynaklı bir tablo. Yoksa hükümet biliyorsunuz inşaat sektörünü çok seviyor. Gayrimenkul piyasasını da çok seviyor. Yani oradan aradan neler neler dönüyor, neler oluşuyor biliyorsunuz. Bir kentsel dönüşüm diye başlıyorsunuz. Oradan neler neler çıkıyor karşınıza. İşte geçtiğimiz hafta başında Afyon'daydık. Afyon'un merkezde, Afyon Karahisar'ın merkezde bir kentsel dönüşüm var. Vatandaşlar nasıl dertli yani? Nasıl dertli? Yani orada daha önce mülkleri var. Bu deprem sebebiyle değil de artık şartlar çok kötü olmuş. Artık binalar çok yıpranmış. Yani bir yenileme ihtiyaç var. Fakat hiçbir kural yok. Yani önceden bazı sözler verilmiş orada oturanlara. Ondan sonra bir bakan değişikliği olmuş. Yeni bakan gelmiş. Ben kabul etmiyorum kardeşim bunu demiş. Yapmayacağım demiş. Öyle böyle. Böyle bir kişinin inisiyatifiyle, bir kişinin gönlünün olup olmamasıyla koskoca ülke yönetilir mi? Ya bunun kuralı olur. Açık hükme bağlanmış ilkeler olur. Ve bu ilkeler ve kurallar çerçevesinde bu iş yapılır. Ve burada mutlaka adalet esas alınır. Burada ya bu gayrimenkul projesidir. Buradan rant nereden nasıl sağlanır? İşte buradan bir rant oluşturalım, bunu da birilerine paylaştıralım falan diye bakmaya başlarsanız meseleye o kentsel dönüşüm yürümez zaten. Yani şu anda Türkiye'de kentsel dönüşümle ilgili aksamaların birinci sebebi makroekonomik tablonun kötü olması ve faizlerin yüksekliği ise ikinci sebebi de sürekli olarak bu projelerde ya tamam yapalım da benim çıkarım ne olacak? Tamam da ben ne kazanacağım bu işte diye bakılması projelere. Şimdi böyle baktığınız zaman da kentsel dönüşüm yürümez. Dolayısıyla yani biz inşallah iş başına geldiğimizde bir makroekonomik tablo güçlü olur, faizler düşer, kaynak bollaşır ve o satın alım gücü yükseldiğinde de bu projelerin finansmanı kolaylaşır.
Ve biz yine adaletle ve tamamen ülkenin topyekun menfaatlerini gözeterek karar alacağımız ve iş yapacağımız için de öyle kimse rant peşinde koşup işte rant varsa proje yürüsün, rant yoksa yürümesin gibi bir sonuç olmaz. Gerçekten adalet çerçevesinde bu ülkenin acil ihtiyaçları bir an önce karşılanır ve çok da hayırlı olur yani. Aksi halde bu depreme hazırlık konusunda kaybettiğimiz her gün, her hafta, her yıl büyük risk alıyoruz yani. Sonra işten geçtikten sonra bu sadece mal kaybı da değil, Allah korusun can kaybı söz konusu burada. Ve maalesef depremlerde şöyle oluyor, her bir deprem, depremle ilgili tedbir konusunda bir kısa süreli bir seferberliği beraberinde getiriyor ama her hafta her hafta o hissiyat kayboluyor. Hele hele depremden 2-3 ay sonra insanlar unutuyor ve deprem sanki hiç olmamış gibi davranmaya başlıyor. Maalesef bu da bir gerçek. Onun için bu çok ciddi bir mesele. Gerçekten adil, kural bazlı, ilke bazlı şekilde Türkiye'de deprem önceliğini dikkate alan bir kentsel dönüşüm ülkemizin en önemli çalışma alanlarından bir tanesi. Ve bu konuda bakın öyle devlet kaynağına da ihtiyaç yok. Tamamen akıllıca bir planlama meselesi ve güven ortamını oluşturma meselesi. Makroekonomik politikalarınız doğruysa, güven ortamı varsa bu zaten projeler kendi kendine yürür, çözülür, gider hepsi yani. Bazı konulardan sorular, kaynak nerede, kaynak nerede diye biz de diyoruz ki kaynak Türkiye diyoruz. Kaynak bu ülkenin insan gücü, insan kaynağı. Ama devlet tarafında da bu kaynağı mobilize edecek, bu kaynağın önünü açacak bir yönetim zihniyetine ihtiyaç var. Yani adeta işte bir baraj, arkasında su birikmiş, büyük bir kaynak potansiyel duruyor. Ama baraj da tutuyor onu. Şimdi o barajın kapaklarını açıvermek lazım. Ve ben onun için hep diyorum, Türkiye'nin sorunlarının çözümü bir kabustan uyanma. Yani korkulu bir rüyadan uyanma hızıyla başlar diyorum. Hemen o kabustan uyanınca nasıl, ya iyi ki rüyaymış dersiniz. Şu anda yaşadığımız tablo, şu andaki karamsar tablo, şu anda yaşadığımız krizler çözüm aşamasına geçildiğinde hep beraber deriz ki ya boşuna bu eziyeti çekmişiz, boşuna bu zulmü çekmişiz. Sadece ve sadece kötü yönetimi yüzünden ülke yıllarını kaybetmiş deriz ama ne yaparız artık olan oldu deriz. Biz yarınlara bakarız, yürürüz, gideriz.